Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda topluluk şampiyonu güncellemesi anketinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kabam dün bir duyuru yaptı ve dediler ki oyuncular hangi şampiyonun revizyon alacağına bir kez daha karar vermenin zamanı geldi. Yeni güncelleme temponuzla her ay yeni kitler ve güçlendirmeler alan çok sayıda şampiyon var. Ancak bir süredir bunlardan birini seçme gücünü elinize vermedik diyor. Yani size seçme imkanı sunmadık diyor. Revizyon neydi arkadaşlar? İngilizcesini göstereyim. ...overhaul arkadaşlar. Yani bir şampiyonun baştan sona değiştirilmesi demek. Atıyorum işte Manyeto, Ördek Howard falan bunların hepsi overhaul oldu arkadaşlar. Ve aşağıda gördüğünüz listedeki şampiyonlardan birini de biz 28 Nisan'da seçeceğiz. Ve bunlardan birini full baştan sona revize edecekler arkadaşlar. 28 Nisan'da 10'dan 29 Nisan 10'a kadar aşağıdaki şampiyonlardan birinin güncellenmesini burada... MCOC formlarında oy verme şansınız olacak demiş. Cümle bozuk biraz. Ee, Tabi burada onların saatini kastediyordur o. Biz 28 Nisan'da akşam 8'de ve bir gün yani 24 saatimiz olacak oy vermek için arkadaşlar. Adaylarımız Thor Jane Foster, Bayan Marvel Kamala Khan, Joe Fixit, Karınca Adam, Guillotine ve Ajan Venom. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama bekleyin bu sefer bittiği yer burası değil. Bu sefer anket sadece bir tur Demiş bir İngilizcesine bakayım. Aynen sadece bir turdan oluşuyor demiş burada. Hani Türkçe bazen tam çevirmiyor ya. Sizin tarafınızdan seçilen en iyi iki şampiyon 17-24 Mayıs tarihleri arasında özel bir arenada oylama oylarını kazanarak onlara oy verebileceğiniz finallere geçecek. Burada arena dediği yani bizim bildiğimiz arena değil arkadaşlar. Ee, oy verme arenası gibi bir şey herhalde. Burada demek istediği yani işte yok çeyrek final yok yarı final yok şu bu falan yani öyle uzun bir prosedür olmayacak direkt en en çok sevilen ikisi alınacak ve sonra biri seçilecek arkadaşlar. İki oylama olacak herhalde. Sadece kilometre taşlarından oluşan bu özel arena 6 oy içerecek. Her kazandığınızda iki şampiyondan birine oy vermeniz istenecek. Ayın sonunda oylar sayılacak ve bir kazanan Haziran ayında açıklanacak diyor. Şöyle bir bakalım. Aynen yok yanıldım arkadaşlar. Bu bizim bildiğimiz arena galiba. Bir bakayım şuna hızlıca. This special only arena will contain six belts. Eh, garipmiş herhalde e, Tahminim arenadan ilerledikçe Oy vereceğiz arkadaşlar böyle bir şey Sistemde yapmış olabilirler Tabi hiç belli olmaz Neyse o nasıl olduğu önemli değil Her türlü yaparız zaten Kazanan şampiyon güncellemelerini bu yılın Sonlarında alacak Üh, Şu anda Ekim veya Kasım için umut ediyoruz Çokmuş ya bir sonraki değil bu yani Bildiğin Ekim Kasım'a şurada daha çok Var arkadaşlar epey varmış Ama gene tabi madem bu kadar uzun bir tarihe bize bunlardan birini seçme şansı veriyorlar. O zaman bu seçeceğimiz şampiyon kesinlikle top olacaktır arkadaşlar. Öyle bir çağrışım yapıyor yani bana. O yüzden dikkatli seçmemiz gerekiyor. Sence kazanan ki pardon kazanmayan veya dahil edilmeyen şampiyonlar ne olacak demiş. Şampiyonların ne sıklıkta güncelleneceği ile ilgili yaptığımız değişikliklerle birlikte bu listedeki diğer şampiyonlar daha sonra ancak bir güncelleme için planlamaya devam edecek. Bu listeye dahil olmayan şampiyonlar da hala listemizde. Ancak önceden planlanmış olabilirler veya ayrı olarak planlanması gereken bir animasyon güncellemesine yararlanacaklarını düşünüyoruz demiş. Sence kazanan kim olmalı? Kime oy verdiğinizi bize bildirin ve 28 Nisan'da oy vermeyi unutmayın diyor. Şimdi arkadaşlar sonraki ayın ee, güncellenecek şampiyonlar arasında bunlar yok. Ee, sonraki ay başka şampiyonlar güncellenecek tabii ki. Ee, burada çünkü kendisi demiş. Ekim veya Kasım için bunun gel bunların gelmesini umut ediyoruz demiş. Şimdi bu şampiyonlardan kısa bir özet geçeyim arkadaşlar oyunda. Şimdi ilk adayımız Jane Foster'dı arkadaşlar. Jane Foster'ın nesi vardı? Hemen bir özet geçelim. Evet şok direnci. Ağır saldırıları sendeletme atıyor. Tüm saldırıları şok edilmiş bir rakibe saldırınca onu sersemletiyor. Özel saldırılarımız şok atıyor. Evet. Özel saldırı üçümüz ekstradan sersem atıyor mu yok atmıyor. Hepsi ayrıyetten şok hasarı veriyor. Süper yeteneğinde de ne varmış? Torun Mjolnir'in gücü sayesinde ezici kuvvetini salarak sersemlemiş rakiplerine karşı garanti kritik darbe imkanı ve 158.8 kritik hasar puanı kazandırır diyor. Evet. Anlayacağınız e, ee, mekaniği çok eksik arkadaşlar. Böyle şok hasarlarıyla ve rakibi sersemleterek dö dövüyorsunuz rakibi ve şok direnci var tabii ki. Thor Jane Foster kesinlikle revize almak için elverişli bence arkadaşlar. Çoğu kişi Thor Jane Foster'a oy verecektir gibi geliyor bana. Çünkü Thor Jane Foster seven de çok var. Özellikle mesela Beromen var ya o R3'e attı o kendi Tor Jane Foster'ını biliyorsunuz. Eğer R3 olursa adam bayram edecektir. Evet bir adayımız Tor Thor Jane Foster arkadaşlar. Ondan sonra başka bir adayımız. ikinci sırada arkadaşlar Kamala Reis var. Şöyle gelelim. Bayan Marvel Kamala Khan arkadaşlar. Onun özelliğinde hiddetlerinizi açıyorsunuz biliyorsunuz. Özel saldırı birinde e, ne, ne, yapıyormuş? Bu saldırı her biri saldırı gücünü 9 saniye boyunca 116.16 arttıran hiddet setlerinden maksimum 4 tanesini tetikler diyor. Deli gibi hiddet açan bir hero arkadaşlar. Ağır saldırısında üstüne e, hiddet basıyor çok bekletirseniz. E, özel saldırılarında Bayan Marvel 3 ya da daha fazla 2 hiddet pardon 3 ya da daha fazla hiddet setine sahipken özel saldırıları rakibin takviyelerinin 2 adet setini etkisiz bırakır diyor. Valla iki set diyor arkadaşlar. Yani atıyorum ee, rakip bir, bir hiddet açıyor, bir isabet açıyor ve bunlardan beşer tane var. İki, hepsini etkisiz hale getiriyor. Yani etkisiz bırakma özelliğine sahip kozmik hero nadirdir arkadaşlar. Böyle Venom, kozmik alet sürücü onlar da sahip bu özelliklere. Gayet güzel yani. Aslında Bayan Marvel'ın bu özelliği yani Kamala Khan'ın ama işte çok kullanışlı değil. Sonra zehir başının olması. Ondan sonra süper yeteneğinde hiddetlerinin daha da kuvvetlenmesi. Yani çok düz bir hero arkadaşlar. Ekstra spesifik bir özelliği yok. Hiddet açıp ee, dümdüz rakibini döven bir hero. Bunda e, ee, 6 yıldızlı r 3 var biliyorsunuz. Eğer bunu bufflarlarsa bu sefer de o arkadaşımız bayram edecek. Tabi Bayan Marvel Kamala Khan'ın kesinlikle buff hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Thor Jane Foster'la beraber o da çok eski bir hero çünkü. Eee, yani çoğu kişi ona da oy verecektir. Bu zaten öyle bir hero yani öyle hero seçmişler ki çok epey kapışma olacak bildiğiniz. Evet üçüncü liste yani listemizin üçüncü sırasında arkadaşlar Joe Fixit var. Nerede benim Joe Fixit'im? İşte burada arkadaşlar. Şu e, ikili altı yıldızlı kristalinden çıkarmıştım. Bunu hani 3000 krediye satmışlardı ya. Mistik ve beceri pardon mistikle bilim seçmiştim. Ben Joe Fixit çıkarmıştım onun içinden. Evet. Bunun özelliklerinde arkadaşlar çok karışık özellikleri. İşte şansa göre oynuyor. Tam bir RNG herosu aslında. Kupa, Maça, Sinek, Karo hangisi gelirse ona göre özellik açıyor arkadaşlar. Süper yeteneğinde de bir, bir özellik daha açmasını sağlıyor. Yani bir kart daha çekiyor. Ondan sonra zehir bağışı. Neymiş bu? Savaşın başında ve her ağır saldırı gerçekleştiğinde Joe askeri bir takım elbise kazanır. Vegama radyasyonuna radyasyonu maruz kalmış. Gangster karakterin başka bir yüzünü gösterir. Aynen takım elbisesini değiştiriyor. Kanama hasarı, sersemletmesi falan var. Evet. Adeta bir hiç arkadaşlar Joe Fixit hiç kullanan görmüyorum. Böyle 6 yıldızını R3 atan bir kişi bile görmedim. 5 yıldızı R5 bile atılmaya değmez. Yani mesela Thor Jane Foster ve Bayan Marvel Kamala Khan atılıyor ama Joe Fixit hiç atıl atılmıyor yani. Ben Joe Fixit'in kesinlikle kazananlardan biri olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bende de 6 yıldızlısı var diye demiyorum arkadaşlar. Ama gerçekten hiç kullanım alanı yok. Benim şahsi fikrim yani. Kullanan hiç görmüyorum. Belki yanılıyorumdur ama gerçekten hiç kullanılmıyor. O yüzden bu finale gidecektir bence. Yani final adayı olacaktır. Finale giden bilmiyorum ama. Evet. Ondan sonra dördüncü sırada karınca adam var arkadaşlar. Joe Fixit'le aynı kaderi paylaşıyor. O da gerçekten hiç işe yaramaz arkadaşlar. Zaten neden? Biz, baksanıza bir sayfa özelliği var sadece. Hafif saldırıları rakibi 15 saniye boyunca yorarak kritik puanını düşürüyor. Özel saldırı ikisi de rakibin üstündeki yorgunlukları zehiri çeviriyor. Bildiğiniz iki özelliği var arkadaşlar. Bir hiç hiçlikten yaratılmış yani bir hiç karınca adam. Süper yeteneği sinir bozucu arkadaşlar. Sadece savunmada işimize yarıyor. Saldırıda yani zaten saldırıda kullanırsak şansımız o kadar kötü gider ki hiç parlatma tetiklemez. Ben eminim yani. Bana hiç olmuyor. Gördüğünüz gibi iki tane özelliği var sadece yani, yani karınca adam kesinlikle buff yiyebilir arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de düşünüyorum. Ghost takımındaki herkes resmen buff yiyor arkadaşlar. Ghost, Hood, karınca adam yani mükemmel bir takım olacak artık o Ghost takımı eğer ant gerçekten yani karınca adam mükemmel bir buff yerse. Ama bunun da bafa çok ihtiyacı var bence arkadaşlar. Bu arada bu altısından sadece biri e, overhaul yiyecek diye diğerleri ileri zamanlarda bufflanmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Onlar da belki ileride bufflanır ama acil bafa ihtiyacı olan bence Joe Fixit ve karınca adam şu anda. Ama tabi listede kalan iki kişiyi de şimdi değerlendireceğim. Evet. Ondan sonra arkadaşlar 5. sırada şöyle Guillotine var. Giotin de çok eski bir yürü arkadaşlar. Artık oyuna ilk geldiğinde iyileşmeyi tersine çevirme onunla geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Efsaneler diyarındaki Volverini Doctor Strange'le alırdık mesela. Her l üçünü atardık. Sonra Giotin gelince arkadaşlar çok popülerleşti. O iyileşmeyi tersine çevirme falan Giotin'le geldi. Ondan sonra başka özel saldırı üçünde işte doğrudan hasar verme, kritik darbelerinin kanatması fazladan zırh katmanının olması ve süper yeteneğinin ne olduğunu tahmin unuttum ama can çalıyordu. Evet hatırladım zaten yazıyormuş. Ruhlarına bir göre can çalıyor işte. Yani Guillotine'in de bence güzel bir overhaul'a ihtiyacı var arkadaşlar. Çok sevilen bir hero'ydu zamanında çünkü bu. Şimdi çöp oldu tabi. Yani Guillotine'e de epey oy geleceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir hero bence. Böyle yani karınca adamdan daha çok seviliyor en azından. Böyle daha çok karakter sevgisine göre oy atılırsa arkadaşlar Guillotine finale çıkabilir. Ama gerçekten full revizeye ihtiyacı olan e, hiroları düşünürsek karınca adam veya Joe Fixit e çıkabilir. Ve son olarak arkadaşlar beceri şampiyonlarından nerede o? Ajan Venom. Ajan Venom'a çok oy vereceklerini zannetmiyorum arkadaşlar. Zaten az çok sevilir ama hiç kullanılmaz. Savunmada sinir bozucudur. çok güzel temizlemesi var. %70 şansla bütün zayıflatıcıları üstünden kaldırıyor. Kaçma şansını %50 azaltıyor. Özel saldırıları doğrudan kanama atıyor. güzel bir kanama bu. Özel saldırı ikisi yakma atıyor. Ondan sonra süper yeteneğinde de ekstra kritik hasar puanı ve saldırı kazanıyor. Canın %50'sinin altına düşünce. Yani Ajan Venom'un pek oyalacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Ben çok severim. Yani görünüşü falan oynanışı çok güzeldir. Çok cool gözüküyor bence. Ama Ajan Venom için bana daha erken gibi geliyor. Muhtemelen bu finale, yani finale çıkamaz. Benim yorumum bu. Ben arkadaşlar Evet, genel yorum yapmam gerekirse son kez yani ee, Joe Fixit Karınca Adam veya Guillotine bu üçü arasındayım. Bunlardan birisi bence finale çıkacak. Tabi siz de kendi fikrinizi yorumlara lütfen söyleyin. Kime oy vereceğinizi söyleyin. Ben daha kararımı vermedim ama benim e, kararım daha çok Joe Fixit'ten yana arkadaşlar veya Karınca Adam'dan yana bu ikisi arasında kesinlikle karar veremiyorum. İkisi de hiç çünkü bence. İkisi de hiçlikten beter yani onlardan biri bence kesinlikle bufflanmalı ama hangisi tam karar veremiyorum ona siz karar verin. Belki diğerlerini de seçebilirsiniz tabii ki. Benim şahsi fikrim bu. Joe, Joe veya karınca adam bu ikisinden birine belki rastgele oy vereceğim. O piti, piti falan yapacağım belki. <laughs> Orada göreceğiz. Evet ama Guillotine'in de hak ettiğini düşünüyorum kesinlikle. Benim fikirlerim bu, bu yönde. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Sizin de değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.